Yani şöyle bir şey düşünün. İşleyen demirin ışıldadığını düşün. Aha. Her diş kendi görevini yani kesmeyi, koparmayı ve öğütmeyi yapacak olan dişler anahtar kilit, sızdırmaz kapanış yaptığı anda bu dolgularda dahil, anatomik dolgularla ve kaplamalarda dahil dişi aslında fırçalamayı bakımını en aza indirgeyerek idame edebiliriz. Sürdürülebilir tedavisini de yap, yapılmış oluyor aslında. Dolayısıyla hani ağızda dişin eksikliğini kabul etmiyoruz. Normalde açıkçası ağızda her gün deprem oluyor. Hı hı. 10 kilogram her basma ısırma sırasında bir kuvvet uyguluyoruz. Hı hı. Bu kuvvet aslında büyük bir kuvvet. Hatta kişiden kişiye değişmekle birlikte 442 kilograma kadar ısırma kuvveti uyguluyoruz ağzımıza. Bu çok büyük bir yani yarım tona her bir ısırmamızda yarım ton hmm. depremin yıkıcı etkisini en aza indirgemek için ağızdaki bütün dişlerin bu kuvveti eşit dengede ve çiğnemeye katkıda bulunması gerekiyor. Ki e, dil, yanak, dudak da aynı zamanda dişlerin çiğneme etkinliğine, dişlerin kendi kendini temizlenebilirliğine çok büyük katkıda bulunuyor. Onlar da aslında ısırmaya katkı.